Herkese merhaba ben Doğa. Bugün yakalasa sonucumu paylaşacağım sizlerle. Birazcık daha yakalasa hakkında iş dökmek istiyorum açıkçası. Sabah böyle 8-10 geçe falan annemin aramasıyla uyandım. İşte Doğa dedi yakalasa açıklaması falan dedi. Ben de öyle bir gerginlikle öyle bir şeyle uyandım ki direkt attım böyle kendi bilgisayarımın başına. Oradan da WhatsApp'a falan bakmaya başladım ve arkadaşlarım inanılmaz güzel sıralamalar yapmışlar. Yani arada 16 gördüm, 160 gördüm, 700 gördüm, 300, 600, 1000, 2000. Gerçekten çok iyi sıralamalar yapmışlar. Ve arada benim hesapladığım neti yapan da bir arkadaşım vardı. 100 tytsi vardı, 60. 22 ayetesi vardı. Ben de ayet netim 62 diye hesaplamıştım. Ve hani onun yaptığı sıralamayı 4000'lerde bir şeydi. Onun yaptığı sıralamayı görünce gerçekten bir umut geldi. Dedim ki Aa, gerçekten belki de hani TET'den birazcık daha düşük yapmış olabilirim ama hani belki de benim sıralamanın bu tarz bir şeye gelebilir diye düşünüyordum ama bayağı tam tersi oldu. Her neyse işte girdim, baktım şifre falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Böyle kaldım böyle ekranın başında. Zaten onun hepsini videoya çektim ama videoları koymak istemiyorum. Sizlerle paylaşmak istemiyorum çünkü çok kötü bir haldeyim. Böyle bir de sabah direkt uyanınca çekmiştim ben o videoyu. Her neyse işte babama aradım. Baba dedim bu şifreler neydi falan filan dedim. Babam da işte ben sana sonucunu mail olarak gönderdim dedi. Ama ben onun sesinden bir şeylerin ters gittiğini zaten anlamıştım. Ve sonucuma baktım ve bir şok geçirdim. Önce sıralama baktım algılayamadım. Sonra yukarı çıktım. Hani neden böyle diye. Ve AYT kısmında dört tane fazladan yanlışım olduğunu fark ettim. Şöyle ki... AYT matematiği bilmiyorum. AYT matematiği biraz ortalama bir şey söylemiştim. 27 olabilir diye düşünüyordum. Ama e, ayet fen'den emindim. 35 net yaptığımı yani biliyordum. Çünkü sınav anından, yani sınavdan çıktıktan sonra sonuçlar açıklandığında sadece ayet fen'imi kontrol etmiştim ve iki tane fizik, iki tane kimya yanlışım vardı. Ve gerçekten emin gibiydim hani kendimden. Yani sonuç olarak sonuç olarak soruları hatırlıyorum. Hani daha yeni sınavdan girmişsin de çıkmışsın değil mi? Ama e, sonradan zaten e, Optimi kontrol etmediğim aklıma geldi. Yani kontrol etmeye vakit bulamamıştım bile. E, ve hani sürekli şey diyordum. Umarım kodlama hatası yapmam. Umarım kodlama tavsiye yapmamışımdır diyordum ama fizikten 10'a 4 kimyadan da 10'a 3 gelmiş bakmaya korktum açıkçası eğer bu arada bakabiliyorsunuz hangi soruyu yanlış yaptığınızı vesaire ben çok bakmaya korktum hala da bakmaya korkuyorum ve büyük bir ihtimalle bakmayacağım eğer onlar kodlamaya tavsiye çıkarsa çünkü kendimi asla affetmem yani Netim beklediğimden 5 net daha düşük gelmiş oldu bu durumda ve bu beni bayağı bir kötü etkiledi. Çünkü e, matematikten de 25 küsür bir şey yapmışım sanırım anladığım kadarıyla. Her neyse TT çıktım. TYT de aslında beklediğim gibiydi. Yani matematik zaten e, çok fazla yapamamıştım. 10 tane boşum vardı ama yanlış sayım da fazlaymış. Neyse tam olarak yanlış sayım vesaire bahsetmeyeceğim. Sadece sayısal sıralamamı söylemek istiyorum sizlere. E, neyse çok fazla uzatmadan direkt sıralamamı söyleyeyim sizlere. E, direkt böyle netlerim vesaire teker teker söylemeyeceğim. Paylaşmak istemiyorum. Ama e, genel sayısal sıralamamdan bahsedecek olursak o da 16.800 bilmem kaç diye bir şey işte. Yani, yaklaşık 17.000 bir şey. Yani... Beklediğim sıralama kesinlikle değil bu. Gerçekten e, çalıştığım, hak ettiğim sıralama olduğunu da düşünmüyorum. Yani şu anda bu sıralamayla bir tıp tutturabiliyorum. Hani civar çevrelerde, civar şehirlerde tıplar var. Aynı şekilde e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri mühendisliği de kazanabiliyorum. Çünkü ben enstrümantlı istiyordum, onu okumak istiyordum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde burslu da okuyabiliyorum. Ya var mı böyle bir sürü seçenek var hala önümde ama inanın büyük bir ihtimalle ben tercih yapmayacağım. Çünkü ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü ben buna çalıştığımı düşünmüyorum hani daha iyisini yapabileceğimi biliyordum ve daha iyisini yapabilmek için daha çabalayacağım. Çünkü sonuç olarak hani tek bir sınava bakmamamız gerekiyor. Gerçekten hani önümde yıllar yıllar var ve ben daha kaliteli bir üniversitede, çok daha içmesinden bir yerde, çok daha istediğim bir konumda olmak istiyorum ileriki hayatım için. Şimdi düşününce geri kalan hayatım için bir yıl vermek bana çok da fazla şeymiş gibi gözükmüyor ama sabah gerçekten çok kötüydü. Çünkü mezuna kalmak, aynı şeyleri bir yıl daha yaşamak yani hiç isteyeceğim bir şey değil. Çünkü bu yıl çok zorlu bir yıldı benim için. Herkes için öyleydi gerçekten. Ama bilmiyorum. Belki de bu sıralamayı yapmam gerekiyordu. Belki de bu şekilde olması gerekiyordu. Belki de mezuna kalmam gerekiyordu. Belki de 10.000 olsam ve 10 binde olup yazacağım bir endüstri mühendisliği bölümünde gerçekten kendimi mutsuz hissedecektim. bir sürü olasılık var. Yani her işin her şeyde bir hayır vardır deyip geçmek gerekiyor sanırım. tabii ki de böyle olmasını istemezdim. Bunu şu anda bu şekilde sizlere açıkta olmak da istemezdim. Mutlu olmak isterdim. ama olmadı sağlık olsun diyorum. E, ve lütfen bu videonun altına gerçekten e, krizi olmayan yorumlar yaparsanız mutlu olurum. E, e, şimdi sizden sadece bir şey rica etmek istiyorum. Öncelikle benim sonucumu iyi bulanlar olabilir, kötü bulanlar da olabilir. İşte bu kadar çalıştırmayı yapamadı diyenler de olacaktır ama bu kadar netem bu kadar üzülüyorsun diyenler de olacaktır. E, o yüzden e, şunu söylemek istiyorum. Lütfen aşağıya krizci yorumlar yazmayın. Hani ee, eleştiri kaldırabilen bir insanım ama şu anda içinde bulunduğum bir durumda değil. Ee, sadece bunu rica etmek istedim sizde. Öyle, ben şu anda inanılmaz kötü bir sonuç geldi ve bir sürü eksiğim olduğu için mezuna kalmıyorum ben ileriki yapacağım mesleği çok daha iyi bir üniversitede, çok daha hak ettiğimi düşündüğüm bir üniversitede yapmayı, orada okumayı, orada eğitim almayı ve bir sürü farklı şey yapmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum ve bir idealim, bir hedefim var. Bunun için bir yıl bence fazla değil, verilebilir bir süre. Ve eminim elimden gelen en iyisini bu sene de yapmaya devam edeceğim. Sadece öyle bunu açıklamak istedim sizlere. Şu anda karşınızda başarısız olmuş bir doğa var kendisine göre. Başarısız olmuş bir doğa var. Öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, belki de alemin tam olarak hayal ettiği şeyi başaramadım. Ama ayağa kalkacağım tabii ki. Bu böyle kalmayacak. Çok daha iyi şeyler yapacağım biliyorum. Kendime inanıyorum. Öyle. <laughs> Bu videoda ağlamayacağımı söz vermiştim ama kendimi tutmak çok zor. Birazcık kafam karışık. Aynı zamanda çifte vatandaşlığım da var. Hani e, vatandaşlıktan çıkıp direkt e, YÖS sınavıyla vesaire de üniversitelere girebiliyorum diye biliyorum Ama büyük üniversiteler işte Boğaziçi Öttü falan e, SAT sınavıyla alıyorlar falan. Belki onu birazcık araştırabilirim. Çünkü YÖS'ün çok daha kolay bir sınav olduğunu biliyorum. Ve elimde şöyle bir şans varken neden olmasın diye düşünmedim değil yani bir ara. O şekilde arkadaşlar yani şu an kafam biraz karışık. Mezuna kaldıysam ne çözeceğim çünkü piyasadaki her şeyi çözdüm. <laughs> hangi denemeleri çözeceğim, dershaneye gitmem gerekecek mi, ne yapacağım, nasıl ilerleyeceğim, ne zaman başlayacağım çalışmaya falan çok kafam karışık. Bilmiyorum. Daha önce mezun kalanlar varsa ve bu konularda tavsiye vermek isteyenler varsa yani seve seve bekliyorum tavsiyelerinizi. Tavsiye demişken daha dün burada oturup tavsiye videosu çekmiştim. Kaynak önerileri videosu falan çekmiştim çünkü bu gerçekten güzel kaynaklarla çalıştığımı biliyordum. Ama yine de o videoda kaldı sanırım. Yani şimdi ne yüzle tavsiye vereceğim onu da bilmiyorum. Öyle yani. Kaldı da kaldı. Bütün her şey kaldı. Hayallerimden tutun, işlerimden tutun, YouTube'dan tutun evet video bu kadardı. Video bitiriyorum şu anda. Zaten sonuçları vesaire her şeyi söyledim. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. <laughs>